LGS'ye son 8 gün. Artık bu 8 gün içerisinde gerçekten mükemmel sonuçların bizi bekleyeceğini asla unutmayalım arkadaşlar. Şimdiye kadar görevimizi yaptık, çalışmalarımızı yaptık. Çözebildiğimiz kadar soru çözebildiğimiz kadar deneme çözdük. Bugün farklı bir konsept yapacağız. Direkt günün yorumunu sizlere video tarzıyla cevaplayacağız ve ardından da inşallah günün yorumunu da okuduktan sonra geri sayım videomuzu bitirmiş olacağız. Şimdi dikkatle dinleyin beni. Diyor ki Melih O 1500 beğeni almış. Birçok yorum yapmış ama biz bu yorumlar içerisinde en değerlisini artık cevaplıyoruz. Son gün heyecanlanmaktan korkuyorum. Heyecanımı nasıl yenebilirim? Arkadaşlar sınav heyecanını hepimiz yaşayacağız. Yani sınav salonu oturduğumuzda hepimiz ister istemez tatlı bir heyecana sahip olacağız. Bu çok normal bir şey. Çünkü çalıştık. Eğer hiç çalışmasaydık, hiç gayret göstermeseydik sınavda hiç heyecanlanmazdık. Ama zaten çalışmadım derdik. Ama bir gayret gösterdik. Testler çözük, denemeler çözük, dolayısıyla heyecanlamamız çok normal. Ve sınav stresi her insanda var. Sınav öncesinde azı yarar, çoğu zarar. Yani sınav öncesinde biraz stres yapmamız bizim daha çok çalışmamızı sağlıyor, ee, olmalı ve çalışmaya da bizi teşvik ediyor. Ama sınav anında Olacak olan stres fazlası zararlı. Yani çok fazla stres olursak dikkat hatası yapabiliriz. Güzel konuşuyorsunuz ama hocam biz sınav öncesindeki bu stresi yani heyecanı, endişeyi, kaygıyı ve sınav andaki endişeyi, kaygıyı nasıl yeneceğiz? Hemen şimdi cevabını veriyorum. Biliniz arkadaşlar sınav öncesinde olumsuz düşüncelerden uzaklaşın. Bu sınavda başaramayacağım. Hayır. Bu sınavda başarılı olmak için elimden geleni yapacağım demeniz lazım. Yani burası yanlış, burası doğru. Kesinlikle ve kesinlikle başaramayacağım kelimesini aklınızdan çıkarıyorsunuz. Bu sınavda başarılı olmak için elimden geleni yapacağım diyeceksiniz. İkincisi yetersizim. Matematikte eksiklerim var, fende yanlışlarım var, Türkçe'de hala yanlışlarım var. Yapamayacağım. Hayır. Mükemmel değilim. Ama kendim biliyorum. Bu zamana kadar okuyup başarabildiysem birçok sınıfı bitirdiniz siz. 5, 6, 7, 8 sınıfı bitirdiniz. Dolayısıyla virüs döneminde bile ders çalıştınız. Her şey yaptınız. Dolayısıyla bu zamana kadar başardıklarınız sizin zeki ve çalışkan olduğunuzu gösterir. Dolayısıyla yetersiz falan değilsiniz. Ve sevdiğiniz kişilerle vakit geçirin. Yapamazsın. Zaten az çalıştın. Bak şu senden daha çok çalış. O fen lisesini hak etti. O sosyal üniversitesini hak etti gibi söyleyen insanlara atın... Bunlar hayır. Size hayır. Güle güle. Sen yaparsın. Sana güveniyoruz. Zaten biz seni sen olduğun için seviyoruz diyen insanlarla takılmaya çalışın. O tarz insanlar etrafınızda yoksa kimseyle görüşmeyin gerekirse sadece biz izleyin. Çünkü bizler sizin yapacağınıza inanıyoruz. Mesela merit diyor ya heyecanlanmaktan korktu. Korkma Melih. Mutlaka mutlaka başaracaksın. Sizler de başaracaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla başarısızlık sözcüğünü sözcüğümüzden atıyoruz, siliyoruz ve başarı sözcüğünü artık kesinlikle kabul ediyoruz. Peki bir şey daha var. Böyle kuru kuru olmaz. Ha, attım bitti. Öyle olmuyor. Birincisi de uykunuza ve beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Yani eğer az uyuyorsanız, eğer sağlıklı gıdalarla beslenmiyorsanız bu da tabii ki sizin ister istemez daha zor anlamanıza, dikkatinizin dağılmasına ve heyecan yapmanıza sebep verir. Ve Hurafe'lere de inanmayın. Hurafe nedir? Yanlış bilgi. Soruları bu yıl nasıl hazırlıyormuş? TÜBİTAK hazırlıyormuş. Milletin bu sene zor soracakmış. Bu sene çok kazık olacakmış. Öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok. Bu sene soruları Milletin Bakanı geçen sene gibi olacağını söyledi. Yani ne zor ne kolay. Orta normal seviyede olacak dedi. Zaten sınavdaki soruların biliyorsunuz ki yüzde on, yüzde yirmi, yüzde on, yüzde yirmi ne eder? Burası e, 30, 30, 60 eder. Bir de yüzde 40. Tamam. Yüzde yüz etti. Şimdi burası çok kolaydan oluyor bak. Ç, K. Çok kolay. Burası kolay oluyor. K. Burası orta. Burası e, zor. Burası çok zordan oluşuyor. Yani yüzde 10'u çok kolay. Yüzde 20'si kolay. Yüzde 40'ı orta. Yüzde 20'si zor. Yüzde 10'u çok zor oluyor. Dolayısıyla siz sınavda tabii ki zor soruyla karşılaşacaksınız. Ama neredeyse yüzde 70'i orta ve altındaki sorulardan olacak. Ha bu zor sorular matematik gelecek karşımıza ama olsun. Bu soruları da yine milleti Bakanlığı kendi kazanımlarından, kendi örnek sorularından hazırlayacak. Ve zorsa herkes zor olacak. Yani bana kolay kitapçık geldi. Sana zor kitapçık geldi. Evet benimkiler daha zor. Öyle bir şey yok. Herkesin kitapçığı aynı olacak. Zor soru çok puan, kolay soru az Böyle bir şey de yok. Bunu birazdan turlama takdirde söyleyeceğim. Eğer zor bir soruyla karşılaşırsanız onunla cebelleşmeyin. Ya geç deyin ya. Ben o soruda diğer soruları yapmalıyım deyin. Birazdan buna geleceğim. Şimdi Sınava başladınız. Peki sınav anındaki heyecanınız nasıl sence? Sınava başladığınızda mutlaka bir stres olacak ve ...bu stres en başta biraz fazlalaşacak böyle. İnanılmaz stresle başlayıp sonra yavaş yavaş inecek. Dolayısıyla şu ilk 15 dakikadaki stresi yenmeniz lazım. Buralarda zaten stresiniz azalacak. Panik de bu strese bağlı olarak ilk başlarda olacak ama sonra azalacak. Ara ara böyle zor sorularla karşılaştıkça inip kalkacak. Dolayısıyla biz şu ilk 15 dakikayı kontrol edersek... ...ve buraları da kontrol edersek hiçbir sıkıntımız olmayacak. Dolayısıyla strese karşı hazırlıklıyız. İlk 15 dakikadaki stresi yenmek için yapacağınız şey şu. Turlama tekniği. Turlama tekniği nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bunu önceden de söylemiştik. Antep fıstığı yöntemi. Yani siz önünüze fıstıklar geldiği zaman önce açıkları yersiniz sonra kapalıları yersiniz. Önce kapalıları kırmakla niye uğraşıyorsun ki? Önce açıkları at, at 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 ondan sonra. İşte sınavda da önce birinci turda yapabileceğiniz kolay soruları. İkinci turda diğer soruları. Üçüncü turda en son dördüncü turda zor olanları biraz daha uzun sürede çözülebilenleri bırakacaksınız. Çünkü eğer öyle yapmazsanız yani sayısal kitapçını aldınız. Hatta şuradan bir e, deneme alayım. Bakayım denemelerimiz nerede? Şuradan alayım. Mesela diyelim ki geri sayım denemelerimizi aldım. Sınava başladınız tamam mı? Eğer sayısalda siz matematikten başlarsanız belki de matematiğiniz iyi değilse tabii veya matematiğiniz iyi olsa bile hep şimdiye kadar fenden başladıysanız başladınız fenden. Yapabileceğiniz birkaç tane soru şöyle kendinizi göz, gözünüzü keseceksiniz. Hmm. bakayım bu olabilir. Bu mu geç ha şu. Şu soruya başlayalım. Bu konuya eminim ben çok rahat. Ben işte e, madde e, üzerine döküldüğünde işte levhalardaki aşınma, matlaşma bunları biliyorum. Hemen buraya baktım. Sonra periyodik tabloya baktım. İki tane doğru yaptın. Oh rahatlayacaksınız. Sonra hemen geç. Bir tane daha doğru. Bir tane daha doğru. Ve boş bıraktığınız sorunun yanına da sakın böyle yıldız, çarpı, ünlem koymayın. Çünkü geri döndüğünüzde aa yıldız varmış, çarpı varmış. Demek ben bunu yapamadım. Bayağı zormuş diye bir endişe oluşur. Sadece şöyle bir yuvarlak koyun yeter. Döndüğünüzde buna yuvarla koymuşum. Acaba niye koydum? Belki dikkatim dağıldı. Belki zordu. Belki kolaydı. Bilmiyorum ama bir daha göre. Ama şöyle bir şey koyarsanız çarpı ve soru. Bu şu demek. Yapamadın bak gene yapamayacaksın havası oluşabilir. Dolayısıyla geri döneceksiniz. Ve yapabildiğiniz kadarıyla kolay soruları bitirdikten sonra tabii hocam ben kolay ve zoru nasıl anlayacağım? Soruyu okuyunca hemen patlayamıyorum ki. Bunu da eğer ilk turda bir soruda bir dakikadan tüketip hiçbir ilerleme kaydedemezsen yani anlamadın Sağına baktın, soluna baktın, seçenekler bir şey ifade etmiyor. O zaman ikinci turda çözeceksiniz. Ama okudun bir şeyler anlar gibi oldun. O zaman o soruyu çözmeye devam edeceksin. Ve şunu unutmayın. Biliyorsunuz ki Soru geldi önünüze. Hatta şöyle göstereyim size. Şuradan boş bir kağıt alabilirsem daha iyi olur. Soru geldi önünüze. Tamam mı? İşte soruyu sordu. A dedi. B dedi. C dedi. dedi. Şıkların hiçbiri bir şey ifade etmiyor sizin için. İkinci sıra sure dönün. İkinci turda da yapamadınız. Üçüncü turda. Ama Hiçbir zaman hiçbir şey ifade etmiyorsa atmayın. Üç yanlış bir doğru götürüyor. Ama iki seçenek arasında kaldıysanız, B ve D arasında kaldıysanız o zaman tabii ki bunu sınav teknikleriyle alakalı da yarın videomuz gelecek. Test teknikleriyle alakalı çok güzel yöntemler göstereceğiz size. O zaman ikisinden birini atın. Çünkü üç yanlış bir doğru götürüyor ama bir doğru da üç yanlışı götürüyor. Ve genellikle ilk aklınıza geleni söyleyin arkadaşlar. Dolayısıyla bir tur, birinci turda soruda bir dakikadan fazla tüketip hala bir şey yapamadıysan, ilerleyemediysen o soruları ikinci tura bırakmalısınız. Sorun numarasını etrafına da daire atıyorsunuz. asa böyle yıldız, çarpı, ünlem falan koymuyorsunuz ve şunu da unutmayın arkadaşlar sizler sınavda göstereceğiniz başarıdan çok daha değerlisiniz sizi değerli kılan şey sınavda alacağınız iyi bir not sosyal bilimler lisesine fen lisesine anadolu lisesine girmeniz değil sizi değerli yapan şey sizsiniz dolayısıyla testtir sınavdır bunların hepsini halledeceksiniz inşallah hadi bakalım ödülü soruyor yorumlarınızı bekliyoruz Kısa net sorular istiyoruz arkadaşlar artık. Çünkü bu tarz video yapacağız son geri sayımlarımıza. Uzun uzun 30 puan alırsam, 5 puan alırsam bu saatten sonra kaç saat çalışsam değil? Hocam heyecanımızı nasıl yenebiliriz? Hocam test tekniği nedir şeklinde giderseniz biz de bu şekilde sizlere cevaplar vereceğiz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Az kaldı, başaracağız arkadaşlar bu işi.